Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bölen sayıları bugünkü konumuz ve bu haftanın son konusu arkadaşlar. Güzel bir video olacak, güzel bir konu anlatımı olacak. O yüzden dikkatli dinlemeni sana tavsiye ediyorum. Bu konudan sonra matematiğin ilacı ve arkadaşlar kendi belirlediğiniz kaynaktaki şimdiye kadar bu hafta işlediğimiz konularda dahil olmak üzere tüm soruları çözmen gerekiyor. Sana verilen ödev bu. Yaklaşık 2 hafta sonra da sana acil matematik TYT Soru Bankası genel ödev vereceğim arkadaşım. O yüzden arkadaşlar sen bu kendi belirlediğin, kendine uygun düzeyde bulduğun soru bankasındaki soruları ve matematik ilacındaki soruları çözeceksin. Buradaki konulardaki soruları tekrar edeceksin ve acil matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerini yapacaksın ve çözemediğin soruları da yine benim kanalda Acil Matematik TYT Soru Bankası çözümlerinden sayfa sayfa numarasını giriyorsun. Yani Google'a şey yazabilirsin mesela 57. sayfada çözemediğim bir soru var. SML Hoca 57 yazdığın zaman zaten ilk çıkan video ya AYT ya da TYT kitabındaki 57. sayfadaki video oluyor. Dolayısıyla yani 57. sayfalar oluyor o kitabın. Dolayısıyla arkadaşım sen buradan da bu şekilde kolaylıkla izleyebilirsin. Zaten kanalın içerisinde biliyorsun oynatma listesi var. Oynatma listesine tıkladığın zaman 57. sayfaya ilerleyerek buradan da izleyebilirsin bu soruların çözümlerini. Evet, bölen sayıları dedik. Asal sayılardan hemen sonra anlatılması gereken konu, hemen sonra öğrenilmesi gereken konu. Bununla alakalı soru tipleri çıkıyor mu arkadaşlar sınavlarda? Tabii ki çıkıyor. Ve artık farkındaysanız arkadaşlar, konular ilerledikçe üst üste koyarak ilerliyoruz. Konular ilerledikçe de soruların tipleri değişmeye başladı. Yani demiş daha önce demiştik ya, zincirin halkaları gibi düşün bunları. Zincir uzadıkça arkadaşlar, yani biz şu an birinci zincir, ikinci zincir, 3, 4, 5, 6 derken zinciri uzattıkça arkadaşlar tabii ki soruların tipleri de o uzunluğa göre değişmekte, değişiyor. Daha da derinlemesine iniyoruz artık. Öncesinde işlediğimiz konularda da bu soruların içerisine, çözümlerin içerisine katarak ilerliyoruz. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Haberin olsun. Bölen sayılarının ilk sayfasını arkadaşlar, şöyle ben size görsel hazırladım. Videoda bu kısmı çok iyi dinle diye not bırakmışım. Lütfen sen de çok iyi dinle. Şimdi bizim bir arkadaşımız olsun. Biraz hikayesel gidelim buradan. Bizim bir arkadaşımız olsun ve bu arkadaşımızın 3 tane tişörtü olsun. Bir tanesi mavi, kırmızı, diğeri de siyah beyaz bir tişört. 4 tane de pantolon olsun. Kahverengi, gri, turkuaz ve lacivert pantolonları olsun. Ve biz bu pantolonların ve tişörtlerin bir markası olsun isteyelim ve bunların markası da mesela tişörtlerden birincisinin markası T1, ikincisinin markası T2 ve üçüncüsü de T3 marka bir tişört olsun. Pantolonlarımızın markası ise P1, P2, P3 ve P4 markaları olsun sevgili gençler. 3 tane tişörtümüz, 4 tane de bizim pantolonumuz oldu böylelikle. Şimdi biz bu kişiye, arkadaşımıza dışarı çıkarken bir tişört bir de pantolon kombini yap, bu şekilde dışarı çıkabilirsin diye bir kural koyduğumuz zaman dışarı çıkmak zorunda ve tişört ve pantolon giymek zorunda olduğunu söyleyelim. Bu kişinin kaç farklı seçeneği vardır diye bir soru soralım ve bu soruyu çözümlemeye çalışalım hep beraber. Şimdi bu kişi arkadaşlar birinci tişörtü giymeyi tercih edebilir. Yani T1 tişörtünü giymeyi tercih ediyor. Bunu giymeyi çok istiyor. Ama T1 tişörtünün altına hangi pantolonları giyebilir? T1'in yanına P1 pantolonunu, gene T1'in yanına P2 pantolonunu, P3 pantolonunu veya P4 pantolon, P4 marka pantolonda bir tanesini tercih edebilir. Bunu biliyoruz. Demek ki T1 marka tişörtünü giydiği zaman 4 farklı seçeneği mevcutmuş diyebiliriz. Peki T2 marka tişörtünü giymeyi tercih etseydi bunun yanına P1 marka pantolonu, P2, P3 ya da P4 markalı pantolonunu giyebilirdi ve buradan da yine 4 seçenek gelmiş olurdu. Eğer ki T3 marka tişörtünü giymeyi tercih etmiş olsaydı P1 pantolonunu altına P2'yi, P3'ü ya da P4 pantolonunu giymeyi tercih edebilirdi. Ki bu şekilde düşündüğümüz zaman toplamda seçenek sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane seçeneği olacaktı diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki burada 12 farklı seçenek var. 12 tane farklı seçenek. Peki biz bunları seçerken aslında kombinasyon
yaparak da seçebilirdik ki kombinasyon biliyorsunuz seçim demek ileriki konularımızdan bir tanesi. Biz burada kombinasyonla nasıl seçebilirdik? Tişörtlerden bir tane seçeceğiz ki 3 tane tişörtlerden 3 tane tişörtten herhangi bir tanesi çarpı 4 tane pantolondan herhangi bir tanesi diyerek bunun da 3 çarpı 4 olduğunu biliyoruz. Bunun 12 olduğunu da söyleyebilirdik direkt olarak. Şimdi hocam kombinasyon mu anlatıyorsun? Nedir bunun hali diye soracak olursan permütasyon anlatmıyorum. Bölen sayılarında kullandığımız formülleri daha anlamlandırmaya çalışıyorum. Şimdi peki bizim bu çocuğa yönelik şöyle bir katı kuralımız vardı. Demiştik ki bir şey giy öyle çık sokağa. Mutlaka çıkacaksın ve mutlaka tişörtlerden birini ve pantolonlardan birini giyeceksin demiştik biz bu çocuğa. Peki şöyle bir hak da versek. Tişörtlerden hiç giymeme hakkı versek ve pantolonlardan da yine hiç giymeme hakkı versek. Yani çocuk sadece pantolonunu giyip tişört giymeden dışarı çıkabilse veya sadece tişört giydi ve pantolon giymedi dışarı çıkabildi diyelim veya her ikisini de giymedi ve dışarı çıkma hakkı versek. Acaba bu çocuğun kaç farklı seçeneği olurdu diye bir düşünsek. Bu seçeneği düşünürken şunu yapmamız önemli arkadaşlar. Şimdi düşünelim. Tişörtlerden hiç giymeme durumu yanına altına pantolon giyme artı bir de giymeme durumu var. Pantolon giyme ve üstüne tişört giymeme durumlarının yanı sıra pantolon giymeme ve tişört giymeme durumu da var. Tüm bunların hepsini bu 12'nin üzerine eklememiz lazım ama tabii ekleme yolu kafamızda biraz uzun yollardan gitmemize sebep olabilir. Onun yerine ben diyorum ki şöyle bir şey yapalım. Tişört giymeme ihtimaline sanki burada görünmeyen şeffaf bir tişört varmış gibi düşünelim arkadaşlar. Şeffaf bir tişört olsun çocuğun. Bu tişörtün ismine T0 diyelim. Olmayan tişört, görünmeyen tişört diyelim. Ve bir tane daha pantolon olsun ve bu pantolon da aslında görünmeyen bir pantolon olsun ve bu pantolonun ismine de P0 pantolonu diyelim. O görünmeyen markalı pantolonumuzun markası da P0 olsun diyelim. Peki tüm bunları düşünecek olursak kaç farklı seçeneği var? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani burada 3'ün birisi çarpı 4'ün birisi dedik ya. Bunlar tişört sayılarımızdı. Bunlar pantolon sayılarımızdı. O halde 4 tane tişörtümüz var artık. Ve aslında 5 tane de pantolonumuz varmış gibi düşünebiliriz. Yani arkadaşlar biz burada 4'ün birlisi çarpı 5'in birlisi diyerek cevabın 4 çarpı 5'ten 20 olması gerektiğini de gönül rahatlıkla söyleyeceğiz. Şimdi bu bizim ne işimize yaradı? Arkadaşlar burada 3 tane birbirinden farklı tişört ve 4 tane birbirinden farklı pantolondan söz ettik ve aslında bunların her birine bir tanesi normal pantolondu. Amaç pantolon. Diye amaç pantolon giymek. Diğeri de tişörtlerdi. Amaç tişört giymekti. Veya giymeme durumu da var. İşte burada sevgili gençler şunu göz önünde bulunduracağız. Aslında biz burada şunu yapıyoruz. Hiç konuya girmeden, o formülü vermeden varsayalım ki 12 sayısı var elimizde. Tamam, 12 sayımız var. Ve 12 sayısının pozitif bölenlerini bulmak istiyoruz biz. 12 sayısının pozitif bölenleri nedir arkadaşlar? 1 vardır. 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. 12 sayısının toplamda 6 tane pozitif böleni varmış. Peki ben bu 12 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Yani ben burada 2 tane 2, bir tane 3 çarpanım olduğunu gördüm. Şimdi dikkatli dinliyorsun olayı. 2 tane 2 çarpanı var 12'nin, bir tane de 3 çarpanı var. 12 kaç farklı biçimde bunları kombin edip kendine bölen veya çarpan oluşturabilir diye bir soru soralım kendimize. Ben burada 2'yi nasıl oluştururum? Şurada gördüğüm 2'lerden bir tanesini seçerim. Burada gördüğüm 3'lerden hiç seçmem. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 0'da 2'yi elde edebiliriz. Buradaki 3'ü nasıl oluştururum? Buradaki 2'lerden hiç seçmem. Ve 3'lerden bir tanesini seçelim ki zaten bir tane vardı. Eşittir 3 olur. Buradaki 4'ü nasıl oluştururum? 2'lerden ikisini de seçerim. 3'ten hiç seçmem ve böylelikle 4 çarpanımı oluştururum. 6'yı nasıl oluştururum? 2'lerden bir tanesini ve 3'lerden bir tanesini seçerim ve 6 çarpanımı oluştururum. 12'yi nasıl oluştururum? 2'lerden hepsini seçtim. 3'lerden bir tanesini seçtim ve böylelikle 12 çarpanımı oluşturdum. 1'i nasıl oluştururum? 2'lerden hiç seçmedim ve 3'lerden hiç seçmedim. Böylelikle
1 çarpanımı da oluşturdum diyebilirim. Toplamda 6 tane çarpan oluşturabiliyorum zaten. İşte bu üçlerden hiç seçmeme, ikilerden hiç seçmeme, hatta ikisinden de hiç seçmeme durumları aslında yukarıdaki kıyafetlerden herhangi bir tanesini hiç giymeme durumuyla aynı. Peki biz burada az önce cevabımız 3 kere 4'ken daha sonrasından biz bu adama hiç kıyafet giymeme şansını verdiğimiz zaman burasının 4 kere 5 olması durumunu nasıl açıklayabiliriz? 3'e 1 ekledim 4, 4'e 1 ekledim 5 olarak karşımıza çıkabilir bu. Peki ikilerden burada kaç tane vardı? 2. Üçlerden kaç tane vardı? 1. Bakın şimdi tekrar ediyorum. 3 tane tişörtümüz vardı. Tişört sayısını 1 artırıp 4 yazdım. 4 tane pantolonumuz vardı. Pantolon sayısını 1 artırıp 5 yazdım. Burada 2 tane 2'm vardı. 2 sayısını 1 artırıp 3 yazarım. 3'lerden de bir tane vardı. O 1'i de 1 artırıp 2 yazarım. 3 kere 2'den 6 gelir. Peki bu 6 nedir? 12'nin pozitif bölen sayısıdır arkadaşlar. Demek ki ben bu pozitif bölen sayılarını bulurken önce bir sayıyı asal çarpanlarına ayıracağım. Ve asal çarpanlarına ayırdıktan sonra gelen asalların kuvvetlerinin üstlerini, kuvvetleri yani üstleri bir artırıp onları birbiriyle çarpacağım. Bu şekilde bir sayının pozitif tam bölen sayısını elde edebilirim. Yani aslında yukarıdaki hikayeden geliyor bunlar. Seçimden geliyor. Kaç farklı şekilde girebilir? Bu kadar. O halde ben kaç farklı şekilde çarpan oluşturabilirim? İşte bu kadar diyebiliyoruz. Şimdi 3. sayfamıza doğru geçelim. Burada da formülümüzle karşılaşalım. Bu da formül. Ezberlemek isteyen için. ABC farklı asal sayılar, PQR de pozitif tam sayılar olmak üzere. N sayısını ben asalların kuvvetleri yazıyorum. Bakın A üzeri P, B üzeri Q ve C üzeri R. Ve farkındaysanız şuradaki kuvvetleri bir artırıp formülde çarpıyoruz. İşte buna da diyoruz ki işte bu kadar doğal sayı böleni vardır. Yani pozitif tam sayı böleni vardır diyebiliyoruz ki biliyorsunuz pozitif tam sayı dediğimiz şeyler doğal sayıların ta kendisiydi. Doğal sayı bölenlerinin toplamsal tersleri de yani eksilileri de n sayısının bir böleni olacağında n'in tam sayı bölenlerinin sayısı doğal sayı bölenlerinin sayısının iki katıdır diyoruz. Yani bir sayıyı 1 bölüyorsa, 2 bölüyorsa, 3 bölüyorsa ve 6 bölüyorsa o sayıyı eksi 1 de, eksi 2 de, eksi 3 de, eksi 6 da böler. Yani burada 4 tane ise tamamı 2 katıdır. Yani 8 tanedir diyebiliriz sevgili gençler. 120 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? Artık işler basit. 120'yi asal çarpanlarına ayıracaksın. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 diyoruz. 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3, bir tane 3 olduğu için 3 üzeri 1 ve bir tane 5 olduğu için 5 üzeri 1 diyorum. Ve böylelikle şu üstleri işaretleyip bunları 1 artırıp yani 4 çarpı 2 çarpı 2 deyip cevabı yani 16'yı söyleyebiliyorum. Cevabımız Edirne seçeneği olacakmış sevgili gençler. Umarım bu tişört pantolon muhabbetini hem kafanı karıştırmamakla beraber hem de bu olayı daha iyi anlamana vesile olmuştur. Diğer sorumuza bakalım. 150 çarpı 60 çarpı 90 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? Öncelikle 150'yi, 60'ı ve 90'ı araştırmamız gerekiyor. Bunları asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 150'yi asal çarpanlarına ayırdığınız zaman 2'ye böldüğünüz 75, 3'e böldüğünüz 25, 5'e ve 5'e böldüğünüz 5 ve 1 çıktı. Böylelikle ben 150'nin 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesi olması gerektiğini buldum. 60'a ayırırsak 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 diyerekten 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 diyebilirim. 2 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 5 vardı çünkü. 90'a ayırırsak 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm tekrar 5, 5'e böldüm 1. Yani bu şekilde de 1 tane 2 var 2 üzeri 1. 3 da 2 tane 3 var 3 üzeri 2 ve 1 tane 5 var 5 üzeri 1. Şimdi bunların her birini çarptığı için soruda biz de bunları çarpalım. Ve böylelikle artık soruyu sonuna yaklaşalım. İkileri işaretledim. Kaç tane 2 var toplamda? 4 tane bakın. Bir tane burada, iki tane burada, 3, bir tane de burada 4, 2 üzeri 4. Kaç tane toplamda 3 var arkadaşlar? Bir tane burada, bir tane burada, iki tane burada. Yine toplam 4 tane. Yani 3 üzeri 4. Kaç tane 5 var? İki tane burada, bir tane burada, bir tane de burada var. Toplamda yine 4 tane 5 var. Demek ki A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli bu. Peki kaç tane doğal sayı böleni vardır diye sorduğumuz zaman da şunu yapacağız. 4'ü 1 artırdım 5. Yine 4'ü 1 artırdım 5. Gene 4'ü 1 artırdım 5 olacak.
5 çarpı 5 çarpı 5'ten doğru cevabın 125 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet, geçtik bir alttaki sorumuza. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Klasik sorulardan biraz düşündürücü olan bir soru. Dikkatli dinlemeni tavsiye ederim. 1001 ile aralarında asal ABC 3 basamaklı sayısının 12 tane pozitif tam sayı böleni varsa ABC ABC 6 basamaklı sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? Öncelikle 3 basamaklı olan ABC sayımız 1001 ile aralarında asalmış. Ben 1001 sayısının aslında asal çarpanlarını ayıracağım. Ama o yüzden ben şunu birazcık çarpanlar ayırma bilgisini kullanarak onun küpü artı 1'in küpü olarak yazabilirim ben. Ve bunu da çarpanlarına ayırırsam 10 artı 1 çarpı 10'un karesi eksi 10 artı 1 biçiminde yazabilirim. Bunu çarpanlara ayırmayı sen de öğrendikten sonra şu an bunu hiç anlamayan öğrenciler çarpanlara ayırmayı öğrendikten sonra kendi başlarına bunu çatır çatır yapabilecekler, merak etmeyin arkadaşlar. Şurası 11. Şurası 100. 100'den 10 çıkardım 90. 1 ekledim. 91 oldu. Hatta bu da 11 çarpı 13 çarpı 7'nin ta kendisidir. 91 13 kere 7. Şimdi demek ki ABC sayısı şuradaki çarpımla aralarında asalsa bu ABC'nin içerisinde 11 olmayacak, 13 olmayacak, 7 olmayacak arkadaşlar. Bu bir. İkincisi bu ABC 3 basamaklı sayısının da 12 tane pozitif tam sayı böleni varmış. Peki ABC ABC sayısından bahsetmiş ya 6 basamaklı. Ben bu ABC ABC sayısını basamak analizinde öğrendik bunu. Şu şekilde yazabilir miyim arkadaşlar? ABC 0 0 0 artı ABC biçiminde yazabilir miyim? Yazarım. Topladığım zaman çünkü ABC ABC sayısı olacaktır. Burada kaç tane ABC 3 basamaklı sayısı var? 1000 tane. 1000 tane ABC. Burada kaç tane var arkadaşlar? Bir tane. Ben bunları topladığım zaman eşittir 1001 tane ABC sayısı olduğunda görürüm. Şimdi buradaki ABC sayımızın içinde 11, 13 ve 7 asallarının olmadığını biliyorum. Bu asallara biz P, Q ve R diyelim. Üstlerinde de M, N ve K diyelim. ABC sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli bu olsun. Çarpı 1001 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli de 11 çarpı 13 çarpı 7 idi. Üzerlerine de 1 ekleyelim arkadaşlar. İşte bizim ABC ABC sayımızın asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Aralarında asal demesinin sebebi de şuradaki P'nin, Q'nun ve R'nin 7, 13 ve 11'den daha farklı sayılar olduğunu belirtmek istemesi. Peki kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır diye soruyor. Benim burada yapmam gereken şunu 1 arttırdım 2, bunu 1 arttırdım 2, bunu 1 arttırdım 2, şunu 1 arttırdım M artı 1, N'yi 1 arttırdım N artı 1 ve K'yı 1 arttırdım K artı 1. İşte bu soruluyor bize. Peki ben zaten M artı 1 çarpı N artı 1 çarpı K artı 1'in soruda bize verildiğini bilmiyor muyum? 12 olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. Şurası kaç arkadaşlar? 8. Demek ki cevabımız 8 kere 12'den 96 olacakmış. Soru işareti dediğimiz şey 96'ymış sevgili gençler. Güzel soruydu. Kafamızda bir şeylerin açılmasını sağlayan bir soruydu diye umuyorum. Senin de açılmıştır inşallah. Evet, geçtik bir diğer sayfamıza. 5. sayfadayız arkadaşlar. Diyor ki bize 1800 sayısının doğal sayı bölenlerinden kaç tanesi onun katıdır? Şimdi 1800 sayısı, ben bunu 18 çarpı 100 biçiminde yazabilirim. Daha kolay asal çarpanlarını ayırabilirim. İlla 1800'ü yazıp çizgiyi çekip oraya 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl, 3'e böl, 5'e böl diye yazmama gerek yok. 18 sayısı bir kere 2 kere 9'dur. 9 da 3'ün karesi. 100 dediğimiz sayı da 4 kere 25'tir. 4 2'nin karesidir. 25 de 5'in karesidir. Şu an asal çarpanlarına ayrıldı. Biraz da düzenleyebilirsin. Bak burada 2 var. Burada da 2 tane 2 var. 3 tane 2, 2 tane 3, 2 tane 5. Bu şekilde yazdık. Bu 1800 sayısı. Bu doğal sayı bölenlerinden kaç tanesi onun katıdır diyor. Şimdi ben onun katı olmasını istiyorum ya. Dolayısıyla diyeceğim ki şu 2'nin küpü yani 3 tane 2'den, 2 tane 3'ten ve 2 tane 5'ten bana 10 yapacak, çarpımları 10 yapacak 2 tane sayı rica ediyorum diyor. O zaman buradan bir tane 2'yi çalmam gerekiyor. Şuradan da bir tane 5'i çalmam gerekiyor. 2 kere 5 ne yapar? 10. Çarpı diğerlerini yazalım. Ne kaldı geriye? 2 tane 2 kaldı. 2 tane 3 kaldı. Ve bir tane 5 kaldı. Doğru mu? Doğru. Sonrasında diyorum ki şu kısım yani onun katı olan kısım onu cebime koymak istiyorum. Bu şekilde cepte dursun o. Geriye kalanlardan kaç tane pozitif bölen geliyor arkadaşlar? Doğal sayı böleni geliyor. Şunun bir fazlası 3. Bunun bir fazlası 3. Şunun bir fazlası 2.
Peki bunların oluşturduğu bölenler onun katı olur olmaz hiçbir şey fark etmez. Onun katı olsun olmasın. Kaç tanedir? 3 çarpı 3 9 çarpı 2'den 18 tanedir. Şimdi elimde benim şu 10'u ayırdıktan sonra 18 tane tam sayı bölenim oluştu. Peki az önce cebime koyduğum 10'u çıkarıp bu 18 tanesini tek tek bu 10'la çarpsam artık hepsi 10'un katı olur mu? Olur. Demek ki bu 1800 sayısını da işte bu kadar 10'un katı olan böleni vardır diyebiliriz. Yani şu 10'la zaten bunların hepsi çarpıldığında 10'un katı olacak. Madem öyle 18 tane 10'un katı olan tam sayı bölenimiz vardır. Doğal sayı bölenimiz vardır. Pozitif tam sayı tabii ki vardır diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız Denizli olacak. Bu şekilde sorduğu zaman 5'in katı demiş olsaydı 5'lerden bir tanesini çalacaktık. 6'nın katı deseydi 2 ve 3 çalacaktık birer tane. 6 yapacaktık. Ondan sonrasını yapacaktık. Tamam mı? Şuna bakalım. 7 faktöriyel sayısının doğal sayı bölenlerinden kaç tanesi tek sayıdır? Şimdi iyi dinliyorsun. 7 faktöriyel sayısı, faktöriyelin tanımını bilmiyorsunuz ama yani şu ana kadar videolarda öğretmedik ama sen biliyorsun faktöriyelin ne olduğunu. 7 faktöriyel dediğimiz şey 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı 1. 1'i yazmıyorum. Ben bu 7'yi sadece 7 olarak yazabilirim ama 6'yı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 biçimde yazabilirim. 7 üzeri 1 de yazalım buraya. 5 dediğimiz sayı 5 üzeri 1'dir. 4 dediğimiz sayı 2 üzeri 2'dir. 3 dediğimiz sayı 3 üzeri 1, 2 dediğimiz sayı da 2 üzeri 1'dir. Şimdi bunu düşünerek ikileri işaretleyelim. Şunlar 2 arkadaşlar. Düzenliyorum artık bunu. Kaç tane 2 var? Bir tane burada var, iki tane burada 3, bir tane de burada var 4. 2 üzeri 4 yaptı. Çarpı. Şimdi 3'leri sayalım. Bir tane burada var, bir tane de burada var. Toplam kaç tane var? 2 tane. 3'ün karesi çarpı bir tane 5 burada kaldı. Bir tane 7 burada kaldı. 7 üzeri 1. İşte 7 faktöriyel sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali budur. Ne güzel. Peki. Kaç tanesi tektir diyor. Şimdi tek çarpanların içerisinde 2 var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Ya ben size 99 tane tek sayı vereyim. Bunların hepsini çarpın. Sonuç tek sayıdır. Ama ben bu 99 tane sayının içerisine bir tanecik 2 koyayım. Ve şimdi bu 100 tane oluşan 100 tane sayı çarpın desem sonuç çifttir. Çünkü bir tane çift çarpımın tamamını çift yapmaya yetiyorlar arkadaşlar. Bunun için 4 de gerekebilir, 6 da gerekebilir. Sıkıntı yok ama 4'ün de 6'nın da ortak yanı gene 2'nin katı olması. Yani her şey 2'den çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, çünkü asal olan asal olan çift sayı 2'dir arkadaşlar bu yüzden. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? 2'nin haricindekileri işaretleyeceğim. Aslında bir bakarsan, aslında bir bakıma ikilerin hepsini cebime attım ve artık onları kullanmayacağım. Geriye ne kaldı? Bunlar. Ve bunların hepsi tek olduğu için bunların oluşturduğu pozitif bölenlerin hepsi de tektir diyeceğim. O halde 2'yi 1 artırdım 3, 1'i 1 artırdım 2, 1'i 1 artırdım 2. Bunları çarparsam cevap 12 gelir. Cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz. Doğal sayı böleni dediği için bu şekilde yaptık arkadaşlar. Tam sayı demiş olsaydı 2 katı diyecektik. Negatif deseydi gene aynı şeyi yapacaktık. Çünkü pozitif bölenlerin sayısı ile negatif bölenlerin sayısı birbirine eşit olacaktı diyebiliriz. Evet. Şimdi 5. sorumuzu da 5. sayfamızı da çözdük. Şimdi neredeyiz? 6. sayfadayız arkadaşlar. 6. sayfanın ilk sorusu şu kısım. Okuyoruz. Kendisinden farklı pozitif çarpanlarının toplamı kendisinden küçük olan pozitif tam sayıya güçsüz sayı denir. 8, 15, 35 gibi demiş. Şimdi yukarıda yine okurken kafamız karışabilir ama alttaki örnek gayet açıklayıcı olur genelde onu söylüyoruz. Direkt oraya okusan da olur aslında. Mesela 8'i bölenleri nedir? 1, 2, 4 ve 8'dir. Kendisini çıkarıyoruz 8'i. Geriye kalanları topluyoruz. 1 artı 2 artı 4 ne yaptı? 7. Peki 7 bu sayının kendisinden daha mı küçük sayı? Evet. O halde 7, yani 8 güçsüz sayıdır. 15'e bakıyoruz. 1, 3, 5, 15 tüm bölenleri bunlar. 15'i çıkarıyoruz. 1 artı 3 artı 5 9 yapar ve 9 15'ten küçük olduğu için 15 de güçsüz sayıdır diyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisi güçsüz sayı değildir diyor. Şimdi 4 sayısının tüm bölenleri nedir? 1, 2 ve 4'tür. 4'ü dışarı çıkardım. 1 ile 2'yi topladım 3. 3 4'ten küçük mü? Küçük. O zaman 4 güçsüz sayıdır. Bu bir. İkincisi 5'e bakalım. 5'in tüm bölenleri 1 ve 5'tir. 5'i dışarı attım. Geriye sadece 1 kaldı. 1 5'ten küçük mü? Küçük o zaman güçsüz sayıdır. 6'ya bakıyorum. 6'nın bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır. 6'yı çıkarttım. Geriye kalanları topladım. 1 artı 2 artı 3, 6. Peki 6 6'dan küçük mü? Değil. O halde 6 güçsüz sayı değil arkadaşlar. Demek ki cevabımız
C seçeneği olacakmış. Bunu 8 ve 16 için de senin yapmanı istiyorum. Kıyıya köşeye bir yere videoyu durdurup yapabilirsin. Şimdi geçtik diğer sorumuza. Kendisinden küçük doğal sayılar içinde en çok doğal sayı böleni olan sayılara çok bölenli sayı denir. 180-360 gibi. Şimdi burada örneği vermemiş. Burada örneği vermemiş. Bunu kendimiz bir tanesini örnek yapabiliriz. Mesela 180 gibi demiş ya. Üstte ne diyor? Kendisinden küçük tüm doğal sayılar içinde en çok doğal sayı böleni olan sayılara çok bölenli sayı. Mesela 180 sayısının birden 179'a kadar olan doğal sayıların hepsinden de daha fazla böleni varmış. Daha fazla doğal sayı böleni varmış. O yüzden 180 sayısı çok bölenli sayıdır diyebiliyormuşuz. Aşağıdaki sayılardan hangisi çok bölenli sayı değildir demiş. Şimdi çok bölenli olabilmesi için de birden fazla asal çarpanın da ihtiyacı var. Çünkü üstlerini bir artırıp çarpıyoruz ya, demek birden fazla olması bizim avantajımız. Zaten cevaba baktığım zaman direkt görünüyor aslında. 16 sayısı 2 üzeri 4 biçimde yazılmıştır. Başka da bir çarpanı yoktur ama biz yine de birkaç tane örnekle gösterelim. Mesela 4 sayısı. Kendinden küçük ne var? 1 var, 2 var, 3 var. 3'ün kaç tane böleni var? 1 ve 3, 2 tane. 2'nin kaç tane var? 1 ve 2, 2 tane. 1'in kaç tane var? 1 tane. 4'ün kaç tane var? 3 tane. İşte bakın, kendisinden küçük olan tüm sayıların pozitif bölenlerinden daha fazla bölene sahip. Dolayısıyla 4 bir çok bölenli sayıdır. 6'ya bakıyoruz. 6'dan küçük olanlar 1, 2, 3, 4, 5. Zaten asalların ikişer tane. Bunun 2, bunun 2, bunun 2, bunun bir tane var. 4'ün 3 tane vardı. Peki 6'nın kaç tane böleni var arkadaşlar? 2 çarpı 3 dersek 1 arttırdım, 1 arttırdım. 2 kere 2'den 4 tane. Bakın hepsinden daha büyük. Bu şekilde yapacağız. 12'nin de keza öyleymiş. Ama 16 dediğimiz sayı zaten 2 üzeri 4 biçiminde yazılıyor. Ve mesela 12 ile kıyaslayalım. 12 nedir? 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Şunu 1 artırın 3, bunu 1 artırın 2. 3 kere 2'den 6 gelir. 2 üzeri 4'te bunu 1 arttırdım, zaten direkt 5 geldi. 12'nin 6 taneyken 16'nın 5 tane böleni varmış. Dolayısıyla kendisinden daha küçük olmasına rağmen 12'nin daha fazla doğal sayı böleni olduğu için 16 dediğimiz sayı çok bölenli bir sayı değildir diyoruz sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz 7. sayfamıza. 7. sayfamızda diyor ki kenar uzunlukları tam sayı. Şimdi bir tane dikdörtgen çizelim arkadaşlar şöyle kenara. Kenar uzunlukları tam sayı olacak diyor. Yani bir A sayımız var. Bu bir tam sayı. Bir de B var arkadaşlar. Bu da tam sayı olsun istiyoruz. Ve alanı da 180'miş. Yani A ile B'nin çarpımı da neymiş arkadaşlar? 180 santimetre kareymiş dedik. Olan kaç tane farklı dikdörtgen vardır? Kaç farklı kaç tane dikdörtgen vardır dese durum biraz değişebilir. Ama kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Aslında kafamızı birazcık kurcalaması gerekiyor bunun. Kurcaladığı takdirde doğruyu bulabiliriz çünkü. Çarpımları 180 olan tam sayılar arıyoruz aslında biz burada. Çarpımları 180 olan tam sayılar arıyoruz. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle diyelim mi? Bu 180'in kaç tane böleni vardır? Bunu bir bulalım biz. 180 dediğimiz sayıyı asal çarpanlarına ayırırsak 2, 90, 2'ye böldüm, 45, 3'e böldüm, 15, 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. Peki bu 180 sayısı aslında neymiş arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı, 3'ün karesi çarpı, 5'in ta kendisiymiş. 5 üzeri 1 diyelim buna da. Şunu 1 artırdım, bunu 1 artırdım, bunu 1 artırdım. Ne yaptı? 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 yaptı. Şimdi 18 tane bizim sayımız var. Bölenimiz var. 180 sayısının 18 tane böleni var. 18 tane böleninin olması demek 18 tane de çarpanının olması demek aslında. 18 tane de çarpanı var. Ama mesela bunlardan bir tanesi 1 çarpı 180 iken bunları büyüterek yazıyoruz. Mesela 2 çarpı 90 gibi, 3 çarpı 60 gibi veya işte 4 çarpı 45 gibi. Bunların her birini yazıyoruz ama sonra durum tersine dönüyor. 45 çarpı 4, 90 çarpı 2, 60 çarpı 3'ü yazmayı unuttuk. Onu da yazalım, ayıp olmasın. 60 çarpı 3 gibi. Hepsini yazarken 90 çarpı 2 ve 180 çarpı 1. İşte bunların tamamı 180, bunların tamamı 18 taneymiş arkadaşlar. Şimdi düşünüyorsun, düşünüyorsun. Ben bunları bir tersten bir düzden yazdım. Ama şurayı kontrol edersek bir kenarı 1, diğer kenarı 180 santimetre olan dikdörtgenle bir kenarı 180, diğer kenarı 1 santimetre olan dikdörtgen zaten aynı dikdörtgen. Yani ben şurayı 180 santimetre, burayı 1 santimetre dersem
Daha sonraki dikdörtgende de burası 1, burası 180 santimetre dersem aslında bu dikdörtgenin şu şekilde çevrilmiş halidir. Bu başka bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu bulduğumuz 18 tane çarpanı biz 2'ye bölersek 9 cevabını buluruz. Demek ki 9 tane birbirinden farklı dikdörtgen vardır diyebiliriz. Çeldirici olarak 18 cevabını buraya örnek olarak gösterebiliriz. Cevabımız C seçeneğiydi sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz 1 ile 1000 arasında en çok doğal sayı böleni olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman 720, 750, 840, 864 ve 960 sayılarını görüyoruz. Tabii müneccip neyiz? Bunların hepsini tek tek şey yapamayız. Hani nasıl diyeyim? Hissederek cevaplayamayız veya hangi sayı büyükse onu mu işaretleyeceğiz hocam diyemezsin. Bu yüzden arkadaşlar az önce görmüştük mesela bir önceki soruda 16 sayısının doğal sayı böleni 12 sayısının doğal sayı böleninden daha azdı. Dolayısıyla büyük olanı da işaretlemeyeceğiz. Ne yapacağız? Hepsini tek tek ayırabilirsin. Mesela 720 sayısı 2'ye böldük 360. Hatta şuraya yapalım. 2'ye böldük 360. Tekrar 2'ye böldüm 180. Tekrar 2'ye böldüm 90. Tekrar 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani burası kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 var. Bir fazlası 5 yapar. 1, 2 tane 3 var. Bir fazlası 3 yapar. Bir tane 5 var, bir fazlası 2 yapar. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30 yaptı. Bunun 30 tane böleni varmış. Bu doğal sayı böleni. 750'ye bakalım. 2'ye böldüm arkadaşlar. 375 geldi. Şimdi 2'ye böldük ama tekrar 2'ye bölünmüyor. Dolayısıyla 3'e bölelim. 3'e böldüğümüz takdirde burası 120, 125 yapar. 125 tekrar 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Bir tane 2 var. Üstünü 1 artırdım 2. Bir tane 3 var. 1 artırdım 2. 3 tane 5 var. 1 artırdım 4. Çarptığım takdirde burayı 16 yapar. 16 tane böleni varmış 750. 750 720'den daha büyük bir sayı olmasına rağmen daha az böleni varmış. Bunu da teyit etmiş olduk. 840 sayısı. 2'ye böldük. 420. Tekrar 2'ye böldüm. 210. Tekrar 2'ye böldüm. 105. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böleceğim. 3'e böldüm. 35. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm 1. İşte bundan bahsediyorduk. Daha fazla asal böleni varsa yüksek ihtimalle daha fazladır. 3 tane 2 var, 1 artırdım 4. Bir tane 3 var, 1 artırdım 2. Bir tane 5 var, 1 artırdım 2. Bir tane 7 var, 1 artırdım 2. Bakın buranın çarpımı 4 kere 8'den 32 tanedir. 32 tane pozitif tam böleni var. Şunu da yapalım arkadaşlar. 2'ye böldük 432. Tekrar 2'ye böldüm 216. Tekrar 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldük, 3'e böldük, 3'e böldük diyeceğiz. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1 artırdım 6. 1, 2, 3 tane 3 var. 1 artırdım 4. 6 kere 4'ten 24 tane doğal sayı böleni var. Gene aynı şekilde 960'ı da yapacağız. 2'ye böldüm 480. 2'ye böldüm 240. 2'ye böldüm arkadaşlar. 240 olan başka yok muydu? Yokmuş. 2'ye böldüm 120. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 1 artırdım 7. Bunu 1 artırın 2. Bunu 1 artırın 2. 2 kere 2, 4 kere 7'den burası da 28 yapar diyeceğiz. En çok hangisi? 32. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, geçtik 8. sayfamıza. 8. sayfada bu videoyu sonlandıracağız biliyorsun. Bu videoyu sonlandıracağız derken bir dahaki videonun sonunda ben yine size bir önceki videoda beğenildiğini de umuyorum. Ben yine size son sayfayı bir tane ekstradan A4 sayfası açtım arkadaşlar. Sizler de bir tane A4 sayfası çıkarabilirsiniz ya da not alabileceğiniz, zımbalayabileceğiniz, kıyısına köşesine bir not defteri iliştirebileceğiniz bir şey varsa, post-it kağıt falan da olur. Oraya arkadaşlar notunuzu alabilirsiniz. Güzel bir özellik anlatacağım. O özelliği siz de kullanabilirsiniz. Diğer sorularımızda. Şimdi biz şunları bir çözelim. 100 bölü 2 n eksi 1 ifadesinin en küçük doğal sayı değeri için en doğal sayısı kaç olmalıdır? 100 bölü 2 n eksi 1'in tamamının arkadaşlar tamamının daha küçük olması için daha küçük olması için bizim paydamızdaki sayının biraz daha büyük olması gerekiyor. Çünkü payda büyüdükçe kesirin değeri küçülür. Bunu biliyorsunuz. 2n-1 maksimum ne olabilir? 100'ün bölenlerini düşüneceğiz.
Yüzün bölenlerinden en büyük olanı zaten kendisidir 100. Bir küçüğü 2'ye bölersin 50, bir küçüğü 2'ye bölersin 25, bir küçüğü 5'e bölersin 5, bir küçüğü de 1'dir arkadaşlar zaten. 1, 5, 25, 50 ve 100'dür. Tabii 20'yi unuttuk bu arada. 2 çarpanı falan da vardı. 25 dedik, tamam. 50 dedik. 5, 10 var değil mi? Tamam, güzel. 100, 50, 25. Bunun arasında yok herhalde. Bundan bir küçüğü 20. Aynen öyle. Peki. Bunlar bir cepte dursun. Şöyle nokta 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 diyelim, gidelim. İçlerinden bir tanesi sağlayacak çünkü. Teki yakalım mı bırakmamız lazım normalde. Biz yine bu şekilde anlatalım. Şimdi 2n-1 bir sayısı. Eğer 100 olmuş olsaydı ise diyelim 2n eşittir 101 olacaktı ve n 101 bölü 2 olacaktı. Şimdi n dediğimiz sayı doğal sayı olması gerekiyor. Çünkü n doğal sayısı var olmalıdır diye sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar 2n 101 olamaz. Yani 2n'nin sonucunun çift olması lazım. Bu gitti. 50'ye bakalım. 2n-1 eşittir 50 olursa ki 2n eşittir 51 olur. Bu da olmaz. Bu da tek geldi. Sonucu tek olan bu olması lazım. 2n-1 eşittir 25 ise 2n eşittir 26'dır ve n eşittir 13 gelecektir. Demek ki n doğal sayısı kaç olmalıdır diye sormuş. Cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak diyebiliriz. Bu da bu videomuzun soru sorusu. 180 ile x'i çarptığımız zaman bir sayının küpüne eşit oluyormuş. Şimdi 180 sayısını hemen asal çarpanlarına ayırın. 2'ye böldünüz 90. Tekrar 2'ye böldünüz 45. Artık 2'ye bölemiyorsunuz. Demek ki 2 tane 2 çarpanınız var. 45'in içerisinde 9 kere 5 olduğunu biliyorsunuz. 9 3'ün karesidir. Bir de 5 üzeri 1 var. Bu şekilde aklınızdan da asal çarpanlarını ayırabilirsiniz yapabilenler için. 2'nin karesi 3'ün karesi 5 üzeri 1. Peki ben bunu bir x ile çarpıyormuşum ve bu da bir doğal sayının karesine eşit oluyormuş. Peki bunu sağlayan en küçük pozitif y sayısı kaçtır? Şimdi sol tarafa bakıyorsun. Küp sayı olabilecek sayılar yok. Yani 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5 üzeri 1. Bunlardan hiçbiri bir sayının küpü falan değil. Peki 2'nin karesini bir sayının küpü yapmak için en küçük neyle çarpabilirim? Bir tane 2 üzeri 1 ile çarpabilirim. 3'ün karesini bir tane 3 üzeri 1 ile, 5 üzeri 1'i de bir tane 5 üzeri 2 ile çarparsam, bakın burası 2'nin küpü olur. Bakın burası 3'ün küpü olur. Bakın burası da 5'in küpü olur. Ve böylelikle ben buna y küp diyebilirim. Peki şu çarptığım şeyler 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 ve 5'in karesi. Bu çarptığım şeyler aslında x'i vermeyecek mi bana? X'i verecek. Dolayısıyla x dediğimiz sayı aslında buymuş. Yani 6 kere 25'ten 150'ymiş bizim x'imiz. X'i sorsaydı en küçük bunu diyecektik. Y'yi sormuş. Peki bu neyin küpüdür? 2 çarpı 3 çarpı 5'in aslında tamamının küpüdür arkadaşlar bu. Ve demek ki 2 kere 3 6 çarpı 5'ten içerisi neymiş? 30'muş. Demek ki arkadaşlar bu sayımız 30'un küpü eşittir y küpse y en küçük 30 olur diyeceğiz. Cevabımız da bu şekilde Adana olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Şuna bir bakalım. Tamam, diğerine, diğer sayfaya, diğer videoda geçeriz sevgili gençler. Bu videoda zaten olabildiğince uzun oldu. Kusura bakmayın. Diğer videomuzda da artık bölen sayıları noktalayacağız ve dediğim gibi diğer videonun sonunda ben size bir tane boş A4 sayfası açtım. Burada PDF'de olmayan bir notu size aktaracağım ve yazdıracağım arkadaşlar. Siz de bu notu aynı titizlikle bu notlarınıza, PDF'lerinize ekleyebilirsiniz. Bu özellik işinize yarar mı? Tabii ki işinize yarar olan bilgileri anlatıyorum arkadaşlar. Gidip de işte üniversite bilgilerinden cebirin esas teoremi budur, bu da budur falan diye bir şeyler anlatmıyoruz. İşinize yarayabilecek bilgileri anlatıyorum. Mutlaka ama mutlaka dinlemeye, not almaya gayret gösterin. Bu sene, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de bu sınavı çalışanlar kazanacak. Sizler bu yazın sıcağında evinizde oturmuşsunuz, derslerinizi çalışıyorsunuz. Merak etmeyin, çalışanlar her zaman kazanır arkadaşlar diyelim. Ve 10 dakika sonra diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın.